Herkese merhabalar. Bu videoda Carson Otomotiv şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakarak fiyat hareketleri hakkındaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. O yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız diyorum. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Bunu hatırlattıktan sonra bilançolarını incelemeye başlayalım. 10 çeyreklik olarak Türk lirası bazlı baktığımız zaman satışların son çeyreklerde stabil bir seviyeye eriştiğini görüyoruz. Faaliyet kârı dalgalı bir yapıda, net kâr ise son çeyrekte zarar açıklaması nedeniyle çok olumsuz bir görüntü sergiliyor. Dolar bazında bakarsak bir de bütün bilançolara 10 çeyreklik olarak baktığımızda son 4 çeyrekte dolar bazlı satışların sürekli gerileme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu maalesef negatif bir şey. Faaliyet kârı da eğer şu sekmeyi saymazsak sanki geriliyor konumunda ve net kârda ciddi anlamda geriliyor. Şirket büyük ihtimalle yatırımlar yaptığı için faaliyet kârlarından elde ettiği yatırımlara gidiyor. Fiili dolaşım oranı %39.44. Ben 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. 39-44 de gayet güvenli bir halka açıklık oranı. Çarpanlarına baktığımız zaman net karın zarar açıklanması nedeniyle olumsuz çarpanlar görüyoruz. Fakat fiyat olması gereken değere göre bence biraz ucuz kalmış gibi görünüyor benim hesaplamama göre. Ortaklık yapısına baktığımızda Kıraça Holding %58.51 sermayedeki payı, oy hakkı oranında 58.51. Diğer yani halka açık kısım 41.49 sermayedeki payı, oy hakkı oranında 41.49. Adil ve dengeli bir dağılım olmuş. Burada herhangi bir sorun görmedim ortaklık yapısında. Sermaye arttırımı ve temettüler kısmına baktığımızda şirket en son 2019 yılında sermaye arttırımı yapmış. Biliyorsunuz son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için bütün şirketlerde bir sermaye artırımı ihtiyacı olabilir gözüyle bakıyorum ben. Bu şirkette de yakın zamanda bir sermaye artırımı ihtiyacı olabilir. Bunu bedelsiz yolla mı, bedelli yolla mı yapar bilemiyorum. Fakat bu ihtimalin arkasında durmak lazım. Temettü kısmına baktığımız zaman herhangi bir temettü ödememiş. Çok uzun zamandır, en son 2000 yılında temettü ödemiş. Yani şirketin temettü ödeme alışkanlığı yok. Temettü yatırımcılarının bunu gözden geçirmesi gerekiyor. Fon pozisyonlarına baktığımız zaman sadece 6 tane yatırım fonunun bu şirkette yatırımcı olduğunu görüyoruz. Yani çok sayıda yatırım fonumuz var. Sadece 6 tanesi bu şirketi yatırım yapmaya değer olarak görmüş. Bu da kafamızda bir soru işareti oluşturmalı. Şöyle bir karlılık oranlarına bakalım. Karlılık oranlarına baktığımızda aktif karlılığın son çeyreklerde düşmeye başladığını görüyoruz. Brüt kar marjı şirkette %32-%30 aralığında standart bir kar marjı var brüt olarak. Gayet güzel. Faaliyet kar marjına baktığımızda %22-%20 aralığında bir faaliyet karı marjı olduğunu görüyoruz. Bu da gayet güzel. Şöyle bir aşağılara iniyorum. Öz kaynak karlılığında eriyor olması hoş bir şey değil. Diğer kalemlere bakarsak faaliyet kârı yıllıklandırılmış olarak artıyor görüntüde ama çeyreklik olarak azalmış. Net borç son çeyrekte biraz dizginlenmiş görünüyor ama şirket borçlu bir şirket, nette borçlu bir şirket. Sadece son çeyrekte borçlarını arttırmamış. Nette pozitif olan şirketlere piyasa daha fazla prim veriyor bu dönemde. Çünkü finansman maliyetlerinin arttığını biliyoruz. Yani nette borçlu bir şirket olması da maalesef negatif bir durum diyebilirim. Şöyle baktığım zaman yine karmaşık görüntüler var şirket açısından. Yani temel tarafta olumsuz görebileceğimiz şeyler de olduğunu unutmamak lazım. Çünkü satışlar dolar bazlı her çeyrek azalmış görüntüde. Piyasada bu durumu biraz cezalandırmış gibi görünüyor. Fiyat hareketleri bayağı bir aşağıya gitmiş. Şirketin olması gereken değer biraz daha yukarılarda olabilir. Yani ucuz kalmış bir şirket olabilir görüntüsünde ama iyi açıklayacağı iyi bilançolarla değerini yukarıya çıkartabilir. Daha önce taban olarak şu bölge sanki taban yapmış görüntüsündeydi ama burayı da aşağıya doğru kırdı gördüğünüz gibi. Bu şirkette eğer Borsa İstanbul'daki yukarı hareket devam ederse
ki ben devam etme ihtimalini yüksek görüyorum. Dalgalı bir seyirde yukarıya doğru bir hareket yapma ihtimalimiz yüksek. 11 bölgesi 11.50-11 aralığındaki bölgenin kar realizasyonu için uygun bir bölge olabileceğini düşünüyorum. Bu şirket için bu grafik sanki böyle bir 11'e kadar gidebilecekmiş intibağı oluşturuyor bende. Tabii ki bu Borsa İstanbul'un yukarı hareketinin devam edeceği durumda geçerli. Eğer Borsa İstanbul'da genel markette bir negatif hareket oluşur ise bu şirkette de mutlaka aşağıya doğru hareketler oluşacaktır. Fakat ben yukarı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum biliyorsunuz. Burada aşağıya gelirse de 7.51 seviyesi bir alım fırsatı olarak çalışabilir. Yani aşağıda 7.51, yukarıda ise 11 bölgesi önemli bölgeler olarak görülüyor. Aşağıya gelirse 7.51'den alıp eğer buradan da yukarıya gidiyorsa 11-11.5 bölgelerinden satmak karlı olabilir görüntüsünde Türk lirası bazlı grafiğe baktığımız zaman. Bir de dolar bazlı grafiğe bakalım. Orada belki farklı bir şeyler görürüz. Şöyle baktığımız zaman dolar bazlı grafiğe şirket hep bu bölgelerden tepki almış. Yani 0.29 dolar seviyesi daha önce de bakın tepki aldığı bir seviye ve buradan aldığı tepkiyle 0.75 dolar seviyesine kadar gitmiş, neredeyse 3 kat dolar bazlı kazandırdığı dönemler olmuş. Yani bu seviyelerin esasında bu şirket için dolar bazlı ucuz seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. En son bu seviyelere 2022 yılında gelmiş, daha önce de 2000 yılında gelmiş. 2 yılda bir bu seviyeleri test ediyor. Yani yine orta vade için dolar bazlı bu seviyelerden alıp belki 0.50 dolar seviyelerinden 0.55 dolar seviyelerinden kar realizasyonu yapmak da doğru bir yatırım olabilir. Tabii ki bu biraz daha orta uzun vadeli bakış açısıyla yaptığım bir yorum. Kısa vadede hemen olacak bir şey değil. Ama gördüğünüz gibi daha önce de bir yıla yayılan bir yükselişle bunu yapmış. Ondan önce de yine yaklaşık bir yıla yayılan bir yükselişle güzel yükselişler, güzel tepkiler almış bu bölgeden. Yani bu bölge biraz risk alınabilecek bir bölge gibi görünüyor bu şirket açısından. Sanki bir risk alınıp bir orta vadede bir yıl kadar bekleyerek meyvesi yenilebilecek bir görüntü verdi bana. Tabii ki aşağıya da düşebilir. Yani burada hiçbir şeyi dipten alıp tepeden satmak gibi bir ihtimalimiz yok. İlle de en dibi beklemek, en dibi belirlemeye çalışmak doğru değil. Yani şu grafikte bakarsanız 0.29 ama adam 0.35'ten almıştır. Daha da aşağıya düşmüştür. Biraz acı çekmiştir ama en sonunda kar etmiş. Yani ille de en dipten almayı beklemek doğru değil. Aldığınız enstrüman mutlaka biraz daha aşağıya gidebilir. Fakat ondan sonra eğer doğru bir şey alıyorsanız yukarıya gittiği zaman da size para kazandırabilir. Yani en dibi beklememek, dip avcısı olmamak, tepe avcısı olmamak lazım. Belli noktalarda artık risk alabiliyor olmak lazım. Bu şirket içinde sanki dolar bazlı grafiğe baktığım zaman risk alma bölgesine gelmiş gibi görünüyor açıkçası. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.